Herkese merhaba. Bu video serimizde detaylı bir sheet oluşturmayı anlattım. 3 videodan oluşuyor serimiz. Detaylı sheet oluşturmaktan kastımız parametrik değerlerle, formüllerle bir sheet oluşturduk. Sheetimizin son halinin görünümü böyle oluyor. Burası antetimiz, burada da görünümlerimiz var. Kağıt boyutumuz, kağıt boyutumuzu buralardan değiştirerek ayarlamalarımızı yapabiliyoruz. Bunların nasıl yapıldığını öğrenmek için videomuzu izlemeye devam edin. Evet, bir önceki derste antitimizi ana hatlarıyla oluşturmuştuk. Şimdi detaylarına bakalım. Yazı yüksekliklerimizi ayarlayalım. Buradaki yazıları 2 yapmıştık. Aslında bunlar biraz küçük oldu. 2,5 yapalım bunların yüksekliğini. Adını da 2,5 olarak değiştirelim. OK dediğimizde hepsi büyüyor. Şunların büyümemesi gerekiyordu. Evet. Bunlar böyle kalabilir. Şunu tek yazı yapalım. Firma adımız. Farklı bir yazı yapalım bunu. 3,5 olsun. Bu da 2,5 olsun. Adres olacak burada da. Bu biraz daha küçük olsun. Firma adresi. Uzun olacağı için küçük olsun. Buraya da aynalarını alalım. Revizyon numaramızı ekleyerek devam edelim. Burada Create Label'a tıklayacağız. Buraya parametreler vereceğiz. Herhangi bir yere tıklayabilirsiniz. Burada bazı değerler var. Bunlardan birini seçebiliriz ama revizyon numarası şu an burada yok. Yani en azından benim istediğim şekilde olan yok. Yeni bir tane yapacağız. Create diyelim. Revizyon no diyelim buna. Grup New Revizyonlu Parametre veriyoruz. Revizyonlu. Burası kalıyor bu şekilde. Type'ını da text yapıyoruz. OK diyoruz. OK. 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 Buraya geldi revizyonlu. Buradan Add to Label'a diyoruz. OK dediğimizde şimdi oraya gelecek. Evet, buraya gelmiş oldu. Bunun yazı yüksekliğini verelim. Bunlar 7 milim olsun. Yazısını da 7 yapalım. Buradan yazının rengini falan da değiştirebilirsiniz. Ben şimdi onlarla çok uğraşmayacağım. Zaten uzun bir video olacak. Evet, şu şekilde. Revizyon numaramız burada yazacak. Şimdi eklememiz gereken bir şey daha var. Çizim numarası. Yani sizde bunlar olmayabilir. Benim örneğimde vardı. Ben bunları ekleyeceğim. Tekrar Create Label. Herhangi bir yere tıkladım. Yeni dedim. Select dedim. Create diyelim.
Buna da çizim no. Buna ben masa üstüne kaydettim de siz başka bir yere de kaydedebilirsiniz. Bu arada masa üstüne kaydetmemişim. Başka bir yere kaydetmişim. Çizim no dedik. Aslında az önceki oluşturduğumuzun içine de yapabilirdik. Şuradan revizyon no'yu seçip burada new parametre de diyebilirdik. Bunu bir deneyelim. Çizim no. Type in text yapıyoruz. Okey dedik. Okey dedik. Çizim no buraya geldi. Ekledik parametremizi. Okey dedik. Bunu 7 milim yapalım yazı boyutunu. Şu tarafa koyalım şöyle. Biraz uzun bir yazı oluyor çizim numaraları. Şöyle kalsın. Şimdi gelelim proje no'ya. Yine tekrar create, label. Herhangi bir yere tıkladık. En altta project number var. Bunu ekleyebiliriz. Okey dedik. Buna yeni bir yazı boyutu vereceğiz. Bu da 4 milim olsun. Size'ını 4 yaptık. Okey dedik. Ölçeğimizi verelim. Label dedik. Herhangi bir yere tıkladık. Ölçeği göremedim. Şuradan ekledik. Bunun yazı boyutunu 4 yapalım. Şöyle konumlandıralım. Tarih ekleyelim. Okey dedik. Yazı boyutumuzu değiştirdik. Onay için sürekli onaylayan kişi aynıysa buraya yazabiliriz. Yani buraya parametre atamamıza gerek yok. Hep aynı kişi çıksın. Buradan yeni diyelim. Text 4 milim. Mesela onaylayan kim olsun? Büyük harflerle yazalım. Patron olsun. Çizen tabii ki ben olayım. Kontrolü de Ali Veli yazmayalım şimdi. Kontrol adı diyelim. Aslında yanlış yaptık. Çizeni formülleyecektik. Label diyeceğiz. Evet, drawing by seçiyoruz ki burada çizen olacak. Bu yine 4 milim olsun. Bunu projemizde ayarlayacağız çizeni. Kontrol adı da her zaman aynı olduğunu varsayıyorum. Aynı değilse de burada revizyon no'yu eklediğimiz gibi bunu da ekleyebilirsiniz. Çizim adı ekleyelim.
Aslında burası proje adı olabilir. Burayı alt yapalım. Fabricate 6 milim. Burası da binanın adı olsun. Pardon. Label diyelim. Buraya da building name diyeceğiz. Ama göremedim. Evet, şurada. Bunu da altı yapalım. Evet, firma adı hep aynı olacağı için bunları formüllemiyoruz. Şimdilik burayla işimiz bitti. Projemize geçeceğiz. Family'yi bir kaydedelim. Ben masaüstüme kaydetmiştim. Burada bir de revizyonlar ekleyebiliriz. Evet, buradaydı. Brief sekmesinin altında revizyonlara gelip burada revizyonu kimin yaptığı, İşte tarihi, açıklaması, numarası gibi şeyler var. İstediğiniz kadar şey ekleyebilirsiniz. Mesela şunu çıkarıp revizyonu kimin yaptığını ekleyelim. Bunları buradan sıralayabiliriz. Önce revizyon numarası, revizyon açıklaması, tarihi ve kimin yaptığı diye. Şöyle bir okey diyelim. Buraya geliyor. Revizyonlar diyelim. Bunları zaten projemizde yazdıracağız. Kapattık. Views'in altında revizyonlar var. Buraya tutup sürükliyoruz. Bunları şöyle genişletebiliriz. Projemize uygun hale getirebiliriz. Evet, şöyle uygun olmuş oldu. Kaydedelim. Bir sonraki videoda da projemize yerleştirelim. Dosyalarımızı kağıdımıza atmayı göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere.